Ne oldu kızım? Niye bağırıyorsun? Nihayet çıktın mı? İçeri gireceksin. Benim odama. Gir kızım, gir. Girmişken şöyle bir de toparlayıver. Çok dağıtmışsın. Ne o kaset? Abi mi? Devlet sırları. Fena bir çocuktum. Yani çok değişik bir çocuk değildim. Herkes gibi bir çocuktum ben de. Ama sanıyorum ki biraz kalabalık. Bakkal, çakkal falan dolaşırdım, alışveriş yapardım. Hatta abim giderdi, işte bir şeyler alırdı. Domates alırdı örneğin. Çürük çıkardı. Annem derdi ki, oğlum çürük domates almışsın, git bunları değiştir. Para ne ya, ben değiştim, o öyle vermişler. Gitmezdi. Ben giderdim, ben değiştirirdim onu. Biraz şeydim yani, capardım o zamanlar. Hakkını savunan, arayan birisiydim. Hala da öyle devam ediyor yani. Ortancayım, evet. Ben de ortancayım. Biz öyle ortanca, ilkçe, sonca diye kardeşleri ayırmadık. Herkes bizim evde eşitti. Paylaşmayı da bilirdik. Öyle bir zor kardeşliğimiz de olmadı. Gayet ılımlı bir aileydik yani. Hala da öyle devam ediyor. Ben ilkokulu Erzurum'da bitirdim. Hatta ilkokul öğretmenim benim babamdı. Sonra beni 5. sınıfta bıraktı. Bir daha sen de okumayacaksın baba dedim. Başka birisinde okudum. İlkokulda öyle bitirmiş olduk. Sonra onun görevi dolayısıyla İstanbul'a tayini çıktı. İstanbul'a geldik 1960 yılında. 60'tan beri İstanbul'dayız. İşte okullar falan derken artı işte meslek icabı burada kalmak zorunda kaldık. Bundan da mutluyum ayrıca. Arada bir tabii ki Erzurum'a da gidiyorum. Bazen tiyatro oyunları, bazen çekimler falan olabiliyor. Bazen orada kültürel etkinlikler, işte üniversite çağırıyor, onlara gidiyorum. Bir şekilde kopmadık yani, hala Erzurum'a gidip geliyoruz. Ben ailemden gizli olarak bu işe başladım. O zamanlar İstanbul'da Asköy Ortaokulu'nda okuyordum. Coğrafya öğretmenimiz vardı, hiç unutmam. O dönemlerde enteresan bir şey. Okulda öğretmenlerimiz bizleri alır böyle kültürel etkinliklere falan götürürdü. İşte sinemalara, tiyatrolara, sinema pek olmazdı ama genelde hep tiyatrolara ve müze gezilerimiz olurdu bizim. Gene öyle bir gün şehir tiyatrolarına götürdüler. Romeo ve Juliet oynuyordu, hiç unutmuyorum. Tijen Par. Ve oyundan çok etkilendim ben. Dedim ki acaba ben niye oyuncu olmuyorum? Ben de oyuncu olacağım dedim. Ama o döneme kadar da yani ilkokul döneminde o sıralardayken babamın sahneye koyduğu bir iki oyun vardı. Onlarda rol almıştım ben. İşte Göç diye bir piyes vardı, işte onu da oynamıştım. Yine ortaokulda işte kendi aramızda yaptığımız skeçler falan vardı, onları yapardık. Ama o oyun beni çok etkiledi. Oyuna gittim. Evet dedim, ben karar verdim, oyuncu olacağım dedim ama bunu aileme anlatmam bir problem tabii. Onlar bizim malum işte illa okuyup işte bir diploma sahibi olup bir devlet dairesinde işte görev almamızı falan öngörüyorlardı. Babam da sonuçta bir devlet memuruydu. Çünkü bir şeyimiz yok yani, böyle bir ticaretle uğraşan bir aileden gelmiyoruz. Malımız, mülkümüz, şuyumuz falan yok. Bir gün gazetede bir ilan görmüştüm, işte tiyatroda oynayacak çocuklar aranıyor diye. Bir banka vardı o dönemlerde, şimdi o banka yok. Onun bir çocuk tiyatrosu vardı. Ben de gittim. İşte seçmeler falan var. Bayağı kalabalık, çok kalabalık bir grup. Dedim herhalde bunların içerisinde benim şansım olmayacak. Epey dolaştım. Galatasaray'daydı o zaman bu seçmeler. Akşam üzeriydi. Tekrar baktım, biraz azalmış. Geldim şansımı deneyeyim. Bekledim. Sıra bana geldi. Çağırdılar, girdim. İşte bir sürü vatandaş oturuyor orada. Tanımıyorum, bilmiyorum hiçbir tanesini tabii. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla işte çok ünlü isimler, yani tiyatroda duayen olan isimler orada
sınav yapıyorlar işte. Muazzez Arçaylar, Muazzez Kurdoğlu, işte Üstuna Sutay, Ferih Egemen radyo çocuk saatinden. Çocuk tiyatrosunda çok önemli bir isimdir Ferih Egemen. Nur içinde yazın tabii, bunların çoğu rahmetli oldu. Bana da birkaç soru yönelttiler orada. Ben de işte yapabildiğimce onları uyguladım. Mesela bana bir çadır tiyatrosu önünde bir çığırt kalsın, işte seyircileri topluyorsun filan dediler. Yani ben de hayatımda çadır tiyatrosu görmüş bir insan değilim. Bilmiyorum da işte tarif etti bir tanesini. İşte elinde zil var, çan 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 çağırıyorsun filan diye. Ben bir girmişim, Allah Allah, bir karşımdan insanlar bana tamam tamam bu şekilde işaretle diyorlar ama ben duymuyorum, görmüyorum bile onları. Neyse geldiler, susturdular, tamam dediler. İşte 15 gün sonra gel dediler. Yani bu 15 gün sonraları biz biliyoruz. Ama 15 gün sonra hakikaten bir davet geldi. Gittim. Teyzemi götürmüştüm. Velim teyzem oldu. Bu da çok enteresandır. Onu da anlatacağım birazdan neden olduğunu. Bir yıl ben annemden babamdan gizli cumartesi pazar günleri Muammer Karaca Tiyatrosu vardı Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde. Orada Keloğlan Çocuk Tiyatrosu'nda rol almaya başladım. Arkadaşlarım gelip izliyorlardı. Bir cin oynuyordum orada. Maskeli bir değirmenle geçiyordu. Perili Değirmen diye bir oyundu. İnanılmaz bir dekor. 83 kişilik bir kadro içerisinde oynuyorsun. Arkadaşlarımı davet ediyorum. İşte gelip oyun izliyorlar. Sonra diyorlar ki, oğlum geldik. Sen neredeydin? Seni göremedik filan. Nasıl göremediniz diyorum. Ben hani değirmenin içinde işte cin vardı ya diyorum, taşın üstü işte, o bendim filan. Maske var tabii. Tabii ertesi sene daha sonra bunlar değişti. Orada çok farklı roller aldık. Dönem içerisinde ben orada 36 yıl görev aldım. O dönem içerisinde hem dekorlarını yaptım, oyun yönettim. Sonra banka bitince bizim tiyatromuz da maalesef kapanmış oldu ki Türkiye'de çocuk tiyatrolarında ilktir o. Keloğlan Çocuk Tiyatrosu. Yani reklama girmesin diye bankanın ismini artık kapandı gitti yani söylemiyorum. Şunun için annemden babamdan gizlice yaptım. Annem bizim tiyatro oyuncusu olmamızı asla istemiyordu. Bunu da yıllar sonra öğrenmiş olduk. Bir gün evde aile albümünü karıştırırken İsmail Dümbül'ün fotoğrafını gördüm. İki kişi duruyorlar yan yana. İsmail Dümbül'ü hatırladım, gördüm. Çünkü onun ben Gülhane Parkı'nda filan da gösterileri olduğunda gider izlerdim. Yanında birisi daha var, kel kafalı filan, mavi gözlü birisi. Hani dedim, bu kim? İsmail Dümbül'ün bizlerini gibi niye yani fotoğrafı var ki? Hani o zamanlar böyle cep telefonu yok ki, gel bir selfie çekelim, bir fotoğraf bilmem ne, öyle bir olay yok. Bu yanındaki kim dedim? Annem dedi ki, babam. Yani dedem. Biz dedemizi görmedik. İyi dedim, İsmail Dümbül'ün alakası var. Oğlum dedi, onların bir kumpanyası vardı. Tiyatroda oynuyorlardı beraber. Ortaktılar işte. Anadolu'ya turneye giderlerdi ve 3 sene 4 sene gelmezlerdi. Biz iki kız kardeş, evde hep baba hasreti çekerdik. Düşündük ki bizim de çocuklarımız eğer oyuncu olursa onlar da evlerini ihmal edecekler, gelmeyecekler. O yüzden biz sizin oyuncu olmanızı istemedik. Aksine 3 kardeş biz tiyatro oyuncusu olduk. Diğer kardeşlerim işte hepsi müzisyen oldular ama tabii ki ayrıca başka meslek dalları da var. Çünkü Türkiye'de sanat para etmediği için yani tiyatro, işte müzik, şu bu filan belirli insanların işte koşullarına göre işte rant yaptığı ülkede bir yerlere gelebiliyorlar. İsterlermiş işte, diplomamı alalım, gidip bir devlet dairesinde çalışalım filan. Tamam, okullar da bitti. Ben 2 tane güzel sanatlar bitirdim. Diplomamı da aldım. 10 yıl öğretmenlik yaptım. Resim ve sanat tarihi öğretmenliği yaptım ama tiyatro her zaman ağır bastı. Bir de şimdi bizim çalışmalarımız değişik saatlerde ve ülkenin her yerinde olabiliyor. Dersler boş geçiyor. Bu sefer baktım olmayacak, ben öğretmenliği bıraktım. Yoğun bir şekilde tiyatro, sinema, televizyon çalışmalarına o gündür bugündür bu şekilde devam ediyor. Bir kere yeni nesil önce oyuncu olmayı becerebilmeli. Oyunculuk nedir? Onu kavramalı. Bu işin illaki bir yerlerden eğitimi vardır. Doğru insanlardan doğru eğitim almak önemli. Hani al senaryoyu, işte bu adam işte yakışıklı adamdır, bu kız güzel kızdır, işte boyu posu vardır filan.
bunların işte fenomenleri vardır, takipçileri vardır. Biz bu işte rolü ona verirsek gişemiz iş yapar, böyle düşüncelerle yola çıkıp sinemayı da ayakları altına aldıklarının ve tiyatroyu da ayakları altına aldıklarının farkında değiller. Gerçekten öncelikle oyuncu olmanın koşulları var. Onları öğrenmeleri gerekiyor. Bizler zamanında tabii ki usta çırak ilişkileri içerisinde hakikaten Türkiye'de yani tiyatro denildiğinde ilk akla gelecek isimlerle oturup beraber çalıştık. Aynı sahnenin tozunu yuttuk. Biz onların yanına yaklaşamazdık bile, korkardık da. Arada bir böyle sorular yöneltirdik. Ha işte bizim bu şirinliğimiz bilmem ne filan işte sevecenlik tarafları olurdu. Tamam derlerdi, sohbet etme fırsatlarını da yakalardık. Artık onları çok izlerdik, gözlerdik. Onlardan aldığımızı biz de bugün işte sahnede uygulamaya çalışıyoruz. Bu benim 49. yılım. Hala ben 49 yılda tiyatroda bir yere geldim diyemem. Bu işin sonu da yok. Yani hala öğrenme çabasındayım. İnşallah bir gün ben de oyuncu olurum. Rahmetli Altan abi derdi ki, Altan Erbulak, bu işin ilk 30 senesi zordur. Bakın bu iş o kadar gerçekten zor ki ilk 30 senesi zordur diyor. Demek ki ben ilk 30 seneyi atlatmışım. İşte 19 senedir bir şeyler yapmaya çalışan, gayret eden bir oyuncu adayıyım, oyuncuyum diyebileyim. Ama iki tane diziyle, bir tane diziyle işte tanınan, televizyonda çıkıp da işte insanların karşısında durduğun zaman illaki birileri seni tanıyor, tanır. Öyle veya böyle bir şekilde yani sadece tanınmış olursun ama. Onu kendilerine böyle bir paye zannediyorlar. Havalara giriyorlar, işte bakışları değişiyor, yürüyüşleri değişiyor, yaşam tarzları değişiyor filan. Biz onlardan değiliz. Biz gerçek emekçileriz, gerçek tiyatro oyuncularıyız. Yani derim ki arkadaşlarıma da tamam bu işi seviyorsanız, yapmak da istiyorsanız eğer lütfen gidin. Her yerden değil, belirli yerlerde gerçekten bunun kursunu, dersini veren hocalarımız var. Onlardan biraz eğitim alsınlar, o şekilde kamera karşısına veya sahneye çıksınlar. Bakıyorum, izliyorum bazı işte akşam dizilerde filan. Herkes sadece fotoğraf çektirir gibi bakıyor. Duygu yok, mimik yok, beden dili yok, hiçbir şey yok. Zaten diziler malum. İşte iki yumruk at, bir sert bak, işte oradan bir yürü filan. Senaryolarda da bir şey yok, oyunculuklarda da bir şey yok. Sadece vakit geçirmek amacıyla yapılan, işte saat doldurmak için yapılan bir sürü şeyle dolu televizyonlarımız. Yeni bir dizi başlıyor. Üçüncü bölümde yayından kalkmış veya birinci bölümde yayından kalkmış. Ki ben de yaşadım bunu. Ya inanmadığımız bir projede yapmayın etmeyin filan dedi kardeşim. Onlar ısrarla hayır bu proje tutacak bilmem ne olacak. Ya kardeşim bir kere metin denilen bir şey yok. Kadroya bakıyorsun oyuncu yani bir iki tane belki var. Yok. Olmuyor. Yani ucuz iş olmaz bir kere. Üç bölüm çekebildik. Üçüncü bölümün sonunda işte biz bir yerde yemek verdiler. Hep beraber bütün ekip yemek yiyoruz. Filmi izledik. Üçüncü bölümü. Herkes ayakta alkışladı. Ben de böyle bakıyorum şimdi. Biraz o konularda çok titizimdir ben. Dedim ki olmamış. Daha sen işte ünlü olmamış olmamış diyorsun filan. Bir baktım son yazdı. Bölüm sonu dedi. Sonra koskocaman bir son dedi. Herkes birbirine baktı nasıl olur ya dediler. Yayından kaldırmışlar o yayın yani bölüm bitti ve yayından kaldırmışlar. Ne yapımcının ne oyuncunun ne işte yönetmenin kimsenin haberi yok bu işten. Yani birilerine işte iki kuruş üç kuruş para kazanacağım da yalakalık yapmanın onları yanlış yönlendirmenin anlamı da yok. İnandığın bir şeyde olacaksın veyahut da arkadaşımız bu işi bilmiyorsa bakın bu iş böyle 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 olur deyip onu anlatmak lazım. Doğru yola sevk etmek lazım ki o da parasını iyi bir şeye yatırsın. Bir, iki olur. Üçüncüsü de der ki bu benim işim değilmiş, yapamıyorum der. Piyasadan uzaklaşır, geçer gider. Olmaz. Onun için inceleyip sıklı okumakta yarar var bence. İzleyicinin aslında bir talebi yok bu konuda. Sokaktaki insana hani mikrofon uzatıp ne tarz bir dizi, ne tarz bir program istersiniz diye kimse sormuyor. Dayatma, işte ben bunu yaptım, sen de bunu izleyeceksin. İşte oyuncularım da bunlardır. İşte ben bunu 10 hafta, 20 hafta işte sizin karşınıza getireceğim. Bunu tanıyacaksınız. Popüler kültür bu şekilde. Artık böyle böyle çok tuhaf komedi ve korku filmi adı altında çekilen ıvır zıvırlar var.
Yani film desen değil, hiçbir şey değil aslında. Böyle sırf yani belden aşağı esprilerin yapıldığı, insanlara işte belki böyle bir şey yaparsam güldürürüm içgüdüsüne yola çıkılan şeyler bunlar. Güldürme kardeşim. Zaten espri yapmak zeka işi, algılamak da zeka işidir bence. Yapamıyorsan yapma. Yani kimse sana gel film yap veya şu adamları oynat diye silah dayayıp, alnının ortasına silah dayayıp da yola çık demiyor sana. Yapma kardeşim, mecbur değilsin. Veyahut da hakikaten çok güzel bir tekste, senaryoyla yola çık. Ona göre kadronu kur. Biraz da para harca. Şu anda benim oynadığım 3 tane tiyatro oyunu var. Bir tanesi yeni, bu sezonun oyunu. 9 Canlı diye bir oyunum var. Metro Canavarı, geçen sezonla bir oyunum var. Bir de Tahta Çanak diye bir oyun var. Biz bunu hem İstanbul içerisinde salonlarda hem de Anadolu'nun çeşitli yerlerinde gidip oynuyoruz. 21 yıl oldu sanıyorum. Çılgın Meriç diye bir dizimiz vardı bizim. İlk Türkiye'deki gençlik dizilerinden bir tanesidir. Hatta Avrupa Yayın Birliği, işte bir takım kuruluşlar, işte üniversite bu diziye bize şey vermişti. Gençlik dizisi adına ödül verdi. Yani ödül almak da önemli değil ki, kolay. O, herkese ödül veriliyor şimdi zaten. Her şey için ödül veriliyor. Onun da ölçüsü kaçtı gitti bitti yani. O dizi hala bugün konuşuluyor. Acaba niye konuşuluyor? Orada dede ile torunun şöyle kaç kuşak? 3 kuşak oluyor. Çok güzel sıkı bir arkadaşla bir dostluğu vardı. Dede torunu çok seviyor. Torun da dedeyi çok seviyor. Aile de birbirine inanılmaz derece bağlı. Arkadaşlıklar var. Dikkat edin. Gece bunlar gidiyorlar, eğleniyorlar filan ama hiçbir şekilde asla herhangi kötülük bir unsura rastlayamazsınız. İnsanlar tabii ki eğlenecekler. Onun da bir dozu var. Biz o dozu veriyorduk orada. İki insan birbirini sevebilir, aşık olabilir. Çok doğaldır. İnsanlar keşke hep böyle sevseler, birbirlerine aşık olsalar. Birbirlerini kandırmasalar. Ve orada öylesine bir saf, temiz bir aşk da vardı. Olmak zorunda da, yani doğanın kanunu bu. Çok sıkı arkadaşlıklardı. O diziler öyleydi, yani mahallenin muhtarları da aynı şekildeydi. Şimdi şey gelmiyor, o dizilerin isimleri bazıları aklıma gelmiyor. Hepsinde saydığım şeyler vardı. Şimdikilerde yok işte. Keşke o diziler yine olabilse, yine onları yaşatabilsek. Şimdi aslında Vizyon Tele'den sonra değil, Eşkıya'dan sonra. Önce, yani unutulmaz bir film. Şener Şen'in usta oyunculuğuyla, ki orada çok birbirinden değerli usta oyuncular vardı. Çok güzel bir film yaptılar. İnsanların hakikaten sinemaya gittim bir film mi izledim diyebilecekleri bir filmdi. Ondan önceki filmlere baktığımızda işte bugünkü dizi bazında perdeye aksettirilen bir takım saçma sapan filmlerdi. Tabii ki insanlar ister istemez. Bir de evlerimize o zaman o dönemde şey girmişti bizim. Videolar falan girmiş. Yanlış mı söyledim acaba video derken? Hani filmler kiralanıyordu filan, kasetler vardı, işte CD'ler vardı filan. İnsanları bir şekilde sinemadan uzaklaştırdılar. Yine bugün teknolojiyle uğraştığımız gibi insanlar şimdi cep telefonundan her şeyi bütün dünya onun içerisinde oradan görebiliyor. Sinemaya gitmiyor, tiyatroya gitmiyor, izleyeceği bir şey varsa hemen oradan bak. Okumuyor bile bir herhangi bir şeyi. Bir kitap okumak ona zul geliyor. Hemen Google'a girip oradan bu ne demekmiş ona bakıyor. İyilikleri de var, kötülükleri de var. Anında bir doğru bilgiye ulaşabiliyorsun ama bu arada insanlarımız yazı yazmayı ve Türkçeyi unuttular. Ya illaki olacaktır. Tabii bu kadar kötünün arasında bir iki tane de iyi olacak. Dediğim gibi onlar da bu işi bilen, aklı başında insanlar. Yani oturup da önce bunun senaryosunu, mutfağını hazırlamak önemli bir şey. Temiz beyinler. Oturuyorlar, ileri görüyor, işte seyircinin nabzını yokluyor. Yazıyorlar, çiziyorlar. Güzel bir kadroyla iş, ya iyi bir yapımcının elinde, iyi bir yönetmeninde şekilleniyor. Ama dediğim gibi ne diyor belirsiz bir takım insanlar? Ben yapımcı olduğum deyip de bir belge alıp yola çıktığında amacı nedir onu da bilemiyorum. Abuk subuk filmler çıkıyor işte ortaya. Bence yapmasınlar. Hatta seyirciler bu konuda çok inceleyip sırt dokusunlar. Her filme gitmesinler. Ya
bu benim gibi bir adamın bunu söylemesi çok acı. Ama şimdi onu gidip onu beslediğinde adam diyor ki benim yaptığım iş tuttu. Bak bu kadar seyirci geldi. Ölçü o değil ki. Ölçü o değil. Yani seyirci geldi, filmini izledi, bir de ondan sonra dinle bakalım seyirci senin ve sülalenin hakkında neler söylüyor. Bir de orayı dinlemek lazım. Kötü şeyler söylüyorlar. Yani birisi çıkar halkın kahramanı diye tuhaf bir yaratıkla insanları sömürür. Ona benzer bir başka bir tane daha çıktı şimdi. O da benim arkadaşım ama ne yapayım? Hiç yeni bir şey denemiyorlar. Ha bak böyle bir şey yaptılar tuttu. Biz de hemen yapalım. Ya yapma kardeşim bu tutmadı. %90'da bütün küfür zaten filmlerde. Şimdi bakın tiyatro ben gidip işte Anadolu'da birilerle görüştüğüm de oyunumu götürüyorum. Diyorlar ki oyunda küfür falan var mı? Kardeşim diyorum küfür niye olsun ki tiyatroda? Ben diyorum kültür işiyle uğraşıyorum. Bizim küfür falan etme şansımız zaten yok. Zaten insanlar küfürden bakıyor. Sokakta ediliyor, evde ediliyor, her yerde var. Her yerde küfür var. Bari bizim sahnemizde olmasın. Oyunlarda da var bu. Şimdi birkaç tiyatro maalesef ki iş yapsınlar. Millet gülsün diye buna. Ya gülmesin o millet. O parayı da ben kazanmayayım. Küfür etmeyin ya. Küfür ediyorlar. Olmaz diye bir şey yok. Olur. Öyle bir konudur ki, öyle bir oyundur ki yani halkın nabzını tutmuşsundur. O an seyirci patlamak üzeredir. O küfür edecekken onun yerine sen edersen eğer zaten o küfür de olmuyor. Hani bazı şeyler övgüdür, bizde bazı şeyler sövgüdür. İşte o sövgü seyircinin övgüsünü alır. Ama sen durup dururken insanı güldüreyim diye küfür edersen abi olmaz. Bu ayıp. Buna da tiyatro diyemezsin. Buna ne film diyebilirsin, ne tiyatro diyebilirsin. Hiçbir şey. Biz insanları biraz daha yukarı çekmeliyiz. Kaldırıma düşmemeliyiz biz de. Kaldırıma düşersek hiçbir farkımız olmayacak. Bundan sonra bir kere öncelikle bu yıl biraz tiyatroya ağırlık veriyorum. 3 oyunum var. 3 oyunu hem Türkiye hem de Avrupa'da işte bağlantılarımız var. Şu anda oynuyoruz zaten. Sinema filmleri var. Bir tane yeni bildik. İşte Güneş ve Deniz diye bir sinema filmi. Vizyona girecek. Geliyor film, sinema filmleri. Bakıyorum ama maalesef dediğim gibi işte bahsettiğimiz konular tamamen o şekilde olduğu için ben kendimi kusura bakmayın diyorum. Bu işte yokum. Veyahut da abi işte buraya gelmeden daha buraya gelmeden 15 dakika önce bir arkadaşım abi dedi 5. filmimi çekiyorum hayırlı uğurlu olsun. Abi seni de istiyorum buraya. Olur. İşte konuk oyuncu olarak abi işte bana destek ol filan. Nasıl destek olayım? Hangi anlamda destek olayım? Parasal anlamda, emek olarak. Ben bir oyuncuyum. Ben bir dükkanım. Şöyle gördüğünüz gibi bir dükkanım. Ve vergi veren bir dükkanım. Dolayısıyla benim emeğimin karşılığı neyse ben onu babamın oğlundan alırım. Bir bakkala gittiğinizde arkadaşınız, canınız, dostunuz bir kilo peynir istediğinizde ki bir kilo peynir fazla oldu 250 gram diyelim insanların alım gücüne göre konuşayım ben. Abi bana destek olur musun bu konuda? Bakkal sormaz ne gibi bir destek? Hani bunun 125 gramını saymasan 125 gramına para alsan filan veyahut da işte 20 liraysa abi buna 10 lira satsa filan olur mu? Böyle bir şey var mı? Peki ben sana destek olayım. Öbürüne destek olayım. Herkese destek olayım. Bir tane sen değilsin ki. Bir sürü insan film yapıyor. Ben herkese destek olursam bana kim destek olacak sonra? Böyle bir şey yok. Benim bugünkü parayla 1,5 milyon. Eskiden trilyondu. 1,5 milyon alacağım var insanlardan, yapımcılardan. Ve bu adamların çoğu sahtekar yoklar ortada. Ben neden destek olacakmışım ki? Rahmetli Cem Karaca'nın şöyle bir şeyi var. Anlatımı vardı bize. O zaman long play'ler var biliyorsunuz. Kaset CD falan yok. Bakkal da devamlı Cem abiden şey istiyor. Ya Cem abi yeni long play çıkmış bir tane imzalayıp versen falan. Cem abi duymuyor. İşte alacak mı oğlum gidiyor. Ertesi günde yine geldi. Ya Cem abi ya bana bir long play imzalasan falan.
Tamam diyor. Şuradan diyor sen bana işte şu sucuk, şu bilmem ne, şu bunları imzala ver diyor. Ben de sana bir long play imzalayıp vereyim diyor şimdi. Ya ticaretse eğer, bizim de ticaretimiz bu. Ya kimse kimseye bedava bir şey yapmaz. Tamam arkadaşlık. Eğer ben bir yerden 1 lira alıyorsam senden 50 kuruş alayım. Ama sen de 50 kuruşu bana ver. Beni sömürme. Maalesef bu konularda biraz seçici oluyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek? Gittiği kadar gidecek işte. Namık İsmail daha ziyade nü tablolarıyla bilinir. Bu resim Osmanlı'da elit tabakaya ait batıya özgü giysileri olan bir kadın figürünün resmedilmesi ve arka planda kitaplarla dolu kitaplık, batılaşma dönemi sonrası üst tabakadan kitap okuyan kadını simgeler. Yerdeki hat elvası, vazo, sehpa, yastıklar, kadının yüzündeki hüzün, düşünceli görünümü, resimdeki objeler resmin duygu atmosferine göre seçilmiş. Kullanılan pastel tonlar duygu atmosferini bütün resme yaymış. Resimdeki ışık kadının yüzüne odaklanmış. Bu kadının duygulu zarif kişiliğini öne çıkarmıştır. Kadının eli aynı ışık içinde kullanılarak narin duruşuna katkı sağlamıştır. Ekonominin nabzı ölçülüyor, siyaset bambaşka açılardan irdeleniyor. Çetin Ünsal'an, güçlü ve bağımsız bir ekonomi olmanız gerekiyor. Selçuk Geçer, nasıl bir aba altından sopa göstermektir bu? Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkili bir şekilde ülkeyi yönettiğine inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Ve Uğur Aktuna'nın yorumlarıyla, ve bizim dolara ihtiyacımız var, bizim dövize ihtiyacımız var. Kendi gerçeklerimizle baş başa kalacağız. Üçgen bu akşam saat 22'de canlı yayınla Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'de. Yaşama ve insana dair her şeyin iç yüzünün konuşulduğu, daha önce hiçbir yerde konuşulmayan konuların ele alındığı,